Burası Türkiye'nin kavşak noktası. Doğunun en batısı, batının en doğusu. Burası Sakarya. Ada ve pazar kavramlarının birleşmesinden adını alan Adapazarı Ovası'na kurulmuş Sakarya, 1954 yılında il olmuştur. Tarihi geçmişi M.Ö. 378'lere kadar uzanan ve M.Ö. 12. yüzyıldan beri insan yerleşimine açık olan bölge, 1071'de Selçukluların, 1291 yılında da Osmanlıların egemenliğine girmiştir. İpek yolu üzerinde yer alan Sakarya, tarihi dokusuyla son dönem Osmanlı şehirlerinden biridir. Toplumsal yapısının önemli kısmını da Osmanlı'nın yaşadığı bölgelerden gelen göçmenler oluşturmaktadır. Türkiye'de özel sektörün kurduğu ilk banka olan Adapazarı İslam Ticaret Bankası ile tığcılar, hasırcılar, yağcılar, çıracılar, semerciler ve papuççular gibi isimlerini yaptıkları ticaretten alan mahalleleriyle geçmişten günümüze ticaretin şekillendirdiği bir şehir olan Sakarya, bugün de çağı yakalayan modern ve dinamik anlayışıyla ticari gelişimini sürdürmektedir. İlin önemli dinamiklerinden biri olan sosyoekonomik gelişmeyi tetikleyen Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet'le yaşıttır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin verdiği güçle Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Meclisi, Meslek Komiteleri, Komisyonları, Kadın Girişimcileri, Genç Girişimcileri ve personeliyle Sakarya'ya, Sakaryalı'ya en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek ve haklarını gözetmek adına yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Sakarya'nın ekonomik göstergelerine baktığımızda, Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında kentimizde faaliyet gösteren birçok firmanın yer aldığı görülmektedir. Bu önemli sanayi yatırımlarının bölgede konuşlanması, beraberinde yan sanayi üreticilerimizin de gelişmesine ivme kazandırmıştır. Kurtuluş Savaşı için tahta araba üretimiyle başlayan otomotiv hikayemiz yükselerek devam etmektedir. Otomotiv, otomotiv yan sanayi ve makine sanayi öne çıkan sektörler arasındadır. Otomotiv alanında faaliyet gösteren Toyota, Otokar, Türk Traktör ve Tırsan firmalarının önemli yatırımlarını ilimizde yapmaları, otomotiv yan sanayi üreticilerinin de hızla büyümelerini sağlamıştır. Kaliteli eğitim ve güçlü istihdamın sonucu olan üretimde sıfır hata, ihracat artışını da beraberinde getirmiş ve Sakarya'mız en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında yer almıştır. TÜVESAŞ ve Tank Palet gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli yatırımlarının yanı sıra, milli tren imalatı ve savunma sanayimizin göz bebeği Altay tanklarının da ilimizde yapılıyor olması ayrı bir övünç kaynağıdır. Özellikle ilimiz ve Türk ekonomisinin temelini oluşturan otomotiv ana ve yan sanayi sektörlerinin rekabet güçlerini ortaya koymak, bunları ölçmek, rekabet gücünün artmasını sağlamak için SATSO tarafından bölgesel inovasyon stratejilerini belirlemek, yol haritasını çıkartmak ve karar alıcılara yol gösterici bir rehber oluşturmak amacıyla geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmiştir. Sakarya'nın konumu dünyanın tam merkezindeyiz biz. Dünya haritasına baktığımız zaman tam ortada Sakarya var. 3 saatlik uçuş mesafesinde en az 7 trilyon avro pazar payına ulaşılabilmektedir. Ülke ekonomimizin hızla büyümesi sanayi hareketliliğine ivme kazandırmıştır. Bu hareketlilik ülkemizde Karasu Limanı ve hızlı tren gibi lojistik yatırımları da beraberinde getirmiştir. Yapılan yatırımlarla Sakarya'mızın bölgedeki lojistik önemi giderek artmıştır. Sakarya genç ve dinamik bir nüfusa, nitelikli iş gücüne sahiptir. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası kalıcı olmak ve fark oluşturmak için eğitim faaliyetlerine önem vermektedir. Üyelerine destek vermek amacıyla Türkiye'nin en kaliteli eğitmenleri ve güvenilir kurumları ile müşterek faaliyetleri düzenlemektedir. Eğitim altyapısının sağlamlığı, 70 bini aşkın öğrencisiyle Sakarya Üniversitesi, Türkiye liderliğine oynayan uzmanlaşmış mesleki eğitim merkezlerimizin varlığı ve meslek liseleri, istihdam zenginliğimizin en büyük kaynağını oluşturmaktadır. Bu anlayışla da TOB ve SATSO olarak Sakarya'ya meslek liseleri kazandırılmaktadır.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sakarya Üniversitesi'ne paydaş olduğu Türkiye'de bir ilk olan 3+1 ve 7+1 projeleri sayesinde öğrencilerimizin iş tecrübesiyle mezun olması ve istihdama hazır kalifiye eleman yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Avrupa Birliği hibe desteği alınarak gerçekleştirilen sanayi envanteri projesi, Satso'nun da ortağı olduğu performansıyla fark oluşturan Teknokent ve yine AB tarafından desteklenen sanal fuar ve ticaret ağı projeleriyle dünyaya açılan köprüler kuran odamız, Sakarya'nın ihracatını geliştirme projesiyle de firmaların dış ticaret konusunda yetkinlik kazanmaları için çalışmalarını sürdürmektedir. Biz üyelerimize Satso iyi ki var dedirtmek için gayret gösteriyoruz. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, eğitim faaliyetleri, sağlanan vize imkanları ve projeleriyle her zaman üyelerinin yanında olmaya devam edecektir. Şehrin kirlenmemesine ve doğal yapısının bozulmamasına önem gösteren Satso, sanayinin kontrollü OSB'lerde konuşlanması ve mesleki kümelenmelere de büyük önem vermektedir. Sakarya'da tam kapasiteyle çalışan 3 organize sanayi bölgesi mevcuttur. Arifiye'deki 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hendek'teki 2. Organize Sanayi Bölgesi ile Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi toplamda 773 hektar alan üzerine kurulu 250'nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapmakta ve on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Kaynarca Organize Sanayi Bölgesi, Kaynarca Samip Organize Sanayi Bölgesi, Adapazarı Karma Organize Sanayi Bölgesi, Karasu Organize Sanayi Bölgesi, Karasu Lojistik Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi, Ferizli Otomotiv İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gey ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili altyapı çalışmaları yapılmakta ve yatırımcılarını beklemektedir. Faaliyette olan ve yatırımları süren organize sanayi bölgelerimizle birlikte toplamda 11 organize sanayi bölgesine ulaşılması planlanmaktadır. Süs bitkisi yetiştiriciliği ve ticareti Sakarya'da hızla büyüyerek önemli bir sektör haline gelmiş ve borsası kurulmuştur. Bu sektördeki yatırımlarla Türkiye liderliği hedeflenmektedir. Sakarya, tarım ve hayvancılık sektöründe de önemli potansiyele sahiptir. Tarım yapılan topraklarımız 245.356 hektar olup ilin yaklaşık %51'ini kapsamaktadır. Sulanabilir tarım topraklarımız ise 93 bin hektar kadardır. Ayrıca ülke genelinde beyaz et, mısır ve fındık üretiminde önemli bir paya sahiptir. Üyeleriyle iletişime büyük önem veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanarak üyeleriyle üst düzey iletişim kurmaktadır. Akıllı telefon ve tablet uygulamalarıyla Satso, üyelerine parmak ucu kadar yakındır. Satso, şehrin turizm zenginliğini bilmekte ve bu zenginliği geleceğe taşımak için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sakarya, potansiyeli yeni yeni keşfedilen bir turizm cennetidir. Karadeniz kıyısı boyunca uzanan kumsallara, ormanlık alanlara, göllere, vadilere, yaylalara, kanyonlara, termal sulara, longoza ve diğer birçok zengin doğal kaynaklara sahiptir. Bütün bunlar keşif duygusunu kaybetmemiş, yeryüzü cennetini arayanlara hitap edecek niteliktedir. Yeni Mahalle, Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü ve şehrin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir. Bölgedeki Acarlar Longozu, dünyadaki önemli su basar ormanlarından biri olarak bilinmektedir. Longoz, ayrıca ev sahipliği yaptığı nadir kuş ve bitki türleriyle doğa severler için bulunmaz bir alandır. Tabiat harikası Sapanca Gölü ve çevresindeki turizm tesisleri 4 mevsim misafir ağırlama kapasitesine sahiptir. Geleneksel Türk sporu olan yağlı güreşin ve at yarışlarının Sakarya'da popülaritesi oldukça fazladır. Diğer turistik yerler Justinianus Köprüsü, Akyazı Kuzuluk ve Taraklı'daki termal suları, Sakarya Nehri, Maden Deresi ve yaylalarıdır. Bölgede onlarca göl, plato, tarihi yapı ve ev bulunmaktadır. Türkiye'de mimarisiyle tek olan Taraklı'daki Fenerli Konak, Satso tarafından satın alınmış ve müze olarak restorasyon işlemlerine başlanmıştır. Satso, ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemini başarıyla uygulayarak, Türk Oda Akreditasyon Sistemi kapsamında
akredite olan ilk 10 odadan biridir. Hizmetleri sonucu aldığı A mükemmellik belgesi ile de kalitesini taçlandırmıştır. Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç alan, çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeli ile geleceğe yön veren, yaşam kalitesi ile fark oluşturan, insan ve bilgi odaklı yeniliklere açık, küresel rekabette lider ve sürdürülebilir kalkınmada marka şehir olan bir Sakarya istiyoruz. Çünkü değerleri yarışan bir Sakarya asla kaybetmeyecektir. Sakarya'nın büyümesi demek, Türkiye'nin büyümesi demektir.